Selamlar arkadaşlar, NBA 2K18'in My Career'in Türkçe 10. ve final bölümüne hoş geldiniz, daha doğrusu kapanış bölümü. Kanalda bulunan şimdiye kadar ki 2K14'ü saymazsak 15, 16, 17'de full genel olarak sezon animasyon ve hikaye tabanlı bir görüntü, bir herhangi bir nasıl diyeyim, ilerleyiş olduğunda görüntümü ve sesimi almıyordum dediğim gibi. Bu 2K18'de de 8 bölüm boyunca olabildiğince görüntü ve sesimi beraber oynama yaptım, oynanış yaptım ama şimdiye kadar oynadığım ilk defa oynadığım bir oyundu bu. En son benim eski bilgisayarla 2K17'ye kadar oynamışım. 2K18'i ilk defa gördüm, çok farklıydı ama şimdiye kadar oynadığım en nasıl diyeyim artık bug'lı oyundu. Çok fazla takılıyordu ki gördüğünüz gibi giriş ekranında bile 30 saniye 40 saniye bekledik. Bir önceki bölümde, 9. bölümde, önceki serilerde dediğim gibi artık yenilenen bir sinematik, bir görüş, bir görüntü, bir herhangi bir şey olmadığında, ki bunda hiç yoktu. Oyuncu oluşturduğumuz gibi istediğimiz takıma gidebiliyorduk. Ne bir draft seçimi, ne bir ne bileyim lise dönemi, yani kolej dönemi, hiçbir şey yoktu oyunda. Direkt olduğu gibi bizi istediğimiz takımdan başladı. Bu da birazcık challenge yoksunluğundan oluyor. Zaten görüntüler de yoktu. İlk şampiyon olduğumuzda, aslında ilk bu bug'la karşılaştığımızda, şampiyonluk değil, konferans finalini kazanıp NBA finallerine gittiğimizde bu görüntü gelmişti ve oyun takılmıştı. Ben video dışında tekrar oynadığımda onu oraya geçirdim. Şampiyonluğu da otomatik atlatmıştı. Şimdi de artık kariyerimin sonuna geldim. Ben dediğim gibi görüntü, yeni bir animasyon, bir şey girmediği takdirde ben görüntümü ve sesimi alacağım. Birçok sezonu geçeceğim. Sadece önemli bir şeyler olursa veya bir de tek tük şeyleri göstermek için video devam edecek. Ama onlarda benim görüntüm sesim olmayacak. Gameplay tarzında devam edeceğiz demiştim. Ve bundan bir önceki bölüm aslında son bölümmüş. 41 yaşına geldi karakterin, 20 sezon oynadı rahmetli Kobe Bryant gibi. Ve görüntü yine takıldığında videoyu, zaten sesim olmadan gameplay'i sonlandırmıştım. Ne sezona geçeyim derken karşıma şu yazı çıktı. Yine burada çıkar mı bilmiyorum, bir bakacağım. Free Agency falan filan diyor ama. Aynen, bak, ilerletemiyorum. Burada artık kaldık. Your impressive career spent 20 season, yani mükemmel ilerleyiş, harikulade bir sezonu, 20 sezonu geride bıraktınız ama her güzel şeyin bir sonu vardır. My kariyerimi, benim kariyerim modunu tamamladığınız için tebrik ederiz. Sizin oyuncunuz artık emekli oldu. Eğer devam etmek istiyorsanız diyor, yani devam etmeye, oynamaya devam etmek istiyorsanız diyor, daha doğrusu oynamaya devam etmek için yeni bir kariyer başlatın lütfen. Selamlar, saygılar falan filan, yani ilerleme bitti, burada kaldı. Birçok yer dolaştım, kapanışı da böyle yapalım. Ya, yaş sınırı olmuyor NBA'de son birkaç oyundur. 2K19'a geçeceğim ama tabii ki yine bir araya başka oyunlar gelecek. Bunu öyle arada sıkıştırmak, yetiştirmek için yaptım. Malumunuz PES spor oyunlarıyla alakalı, FIFA 19'dan sonra oynamadım. Yıllardır da oynamıyordum zaten. 20-21, yani 15'ten itibaren FIFA'yı oynamıyorum. En son oynadığım FIFA ya 14 ya 13'tür. Kanalda da zaten 17, 18, 19 var. Onlar da Alexander'ın hikayesi için oynadığım spor oyunlar. 20-21 ve yeni çıkan 22'yi oynamıyorum. Hem çok fazla yıllardır artık bu bilinen bir şey. Firma kendisi de öyle çıkartıyor. Oyuncular da öyle kabul ediyor. Birçok bug'ı, sıkıntısı var falan filan. Bir de bildiğiniz gibi PES'e göre çok çok daha, onu kabul ediyorum, yiğidi öldür hakkını verme demişler. Birçok ligi, dünyadaki hemen hemen bütün liglerin lisansı ve takımları ve oyuncular var. Bu da daha çok çeşitlilik şeyi getiriyor. Ama çok fazla, bir de döviz durumundan ötürü, Türk lirası mahvolduğundan ötürü çok katlanarak gidiyor ve neredeyse 1 milyara yakın fiyatı oluyor. Özellikle Edition'ın halini satın alacak olursanız. PES'i de zaten işte bekledik bekledik, bok gibi bir şey çıktı. Birçok oyuncu, oyun kurmesi şeyi de falan, hayranlar beğenmemiş. Yani 10.000 kişi üzerinden 500 kişi falan anca beğenmiş. Yani %7, %8'lik bir anca beğenilme oranı var. %90-95 beğenmemiş insanlar. Biz de o yüzden PES 2021'den devam ediyoruz ama dediğim gibi PES ile alakalı da kariyerlerin hepsini bitirdik. Kariyer olarak fantezi analizimiz var. Devam ediyor. Devam edecek belli bir süre. Benim tahminimce en az 50-55 bölüm yapana kadar uğraşacağım. 30'da bir ara vermiştik. 2 bölümde yeni çektik. PES 2022'nin yeni adıyla, eFootball 2022'nin bok giymesiyle. Ben bizimki inler, abim bile oynar mı bilmiyorum. Oynamazlarsa ben kendim devam edeceğim. Dediğim gibi en aşağı 50-55 bölüm olana kadar ilerleteceğim kariyeri. Diğer olarak da devam eden Thor zaten devam ediyor. 2022'ye geçecek olsak bile Thor'u ben hedeflediğim 75 ilk olarak düşündüm ama sonradan PES 2022 bok olunca bayağı en az 99-100 bölüm yapmayı düşünüyorum Thor'la, kariyerde uzun sürdüğü için. Onun da zaten en son 62 veya 63 bölümü geldi. Yani sağlamına bir 20-25 bölüm daha gelecek.
Daha fazla da olabilir, daha eksik de olabilir ama hedeflerim Thor'da 95-100 bölüme getirmek. Özellikle 100 bölüme. 99 ya da 100 bölüme. Fantezi Anadolu'da de en az 50-55 bölüme getirmek. Neyse, spor oyunlarında da NBA'de bayağı geri kalmıştım. Oynayamamıştım eski bir bilgisayardan ötürü. Olabildiğince yetiştirmeye çalışıyorum. Hikaye tabanlı oyunları da Resident Evil'lerle geçmiştik. Operation Raccoon, Revelation 1, Revelation 2. Yakında siz bunu izlediğinizde herhalde Resident 5 de yayınlanmış olur. 6'yı oynar mıyım bilmiyorum. Diğer oyunlarla da dediğim gibi zaten çok bir ilgim yok. Arama taraması çok fazla olduğu için, hikaye tabanından da bağlantısından da koptuğu için oynamayacağım. 2'nin, 3'ünün remake'ini ya da işte sonraki 6'dan sonra gelen 7 ile şu anki aktif olan 8'i falan. Bilmiyorum 6'yı da oynar mıyım? Neyse, zamanla göstereceğiz. 2K18'de burada tamamlıyoruz artık, yapabileceğim bir şey yok. Kısaca karakterimizle neler yaptığımızı göreceğim. Ama tabii ki burada eksik, hala da geliştirilmemiş yerler var. Şu beyaz ok çizgileri gidebileceğin en son yerler, bazıları en sona dayanmış. Top çalma gibi. Ama aslında bir tek top çalma herhalde sona dayanmış, aynen. Bunları da atlatırız ama maksimum beni bu geri kalan çentikleri çıkaracağı yer 88 olurdu. Yani eskisi gibi 90-99'lara kadar rushlanmıyor. Ki aslında 2K15'ten beri 99'a rushlayamadık. 93-94'te kaldı hep o aralarda. Her ilerleyen oyunla ortalamamız daha da düşüyor. 2K14'te 99 olabiliyorduk. Neyse işte şeyler, betgeler oynayarak kazanıyor. Oyuncunun çeşidi tipi. Şuradan girecek olursak kariyer işte. 20 yıl boyunca oynadık. 21 yaşımda başlattı beni. 41 yaşında, 41 yaşındayken bitirdik işte. Golden'la başlamıştık. Burada ortalamamın düşmesinin sebebi artık video dışında olduğu için her zorunu simülasyon ettim bazılarını. Bazılarını da tek oyun oynayıp bıraktım. Hızlıca sonlandırmak için. Çünkü ben bu tarz spor oyunları, yani devamlı oynarsın ama en sonuncuyu oynayabilmek için, günümüzdeki şu an 2K22 çıktığı için, ona yetişmek için 2K21'in de full edition'lı hali var elimde. Ona da geçmeye sabırsızlanıyorum. 22'ye geçmeden önce. O yüzden animasyon, görüntü önceki oyunlarda mesela 15'te bir animasyon, bir şey yoktu. Oynanış gelişmiş 14'e göre ama 6 bölümde kısaca kapattım. 16 çok güzeldi, Michael Jordan Edition'lı olan. Onun hikayesi güzeldi. Bir freak vardı. Arkadaşımızın ölümüyle sezon ilk sonlanıyordu. Ondan sonra tekerre düşüyordu. Ben de zaten sezonu oradan sonra kestim. Ama ilk 8-9 bölümü çok iyiydi hikayenin. Onu da zaten 13 bölüm falan çektim. Ondan sonra 2K17, bundan bir önceki. Onunla da işte benim hatırladığım, önceki oyunlarda değil aslında gelecekte hatırladım, Michael B. Jordan gerçek Hollywood aktörüyle rahmetli Kobe Bryant'ın emekli olduğu ve onun hatırına edition yaptıkları bir oyundu o dönemki. İkimiz beraber şeydik ama ilk sezonun sonunda direkt zaten düşman olduk, rival olduk. Görüntülerde tekrar düşünce onunla aynı sesimi, görüntümü alarak gameplay'e çekmiştim ve onu da 17 veya 18 bölümde tamamlamıştım. Bunu ben daha uzun sürer diyordum ama bunda dediğim gibi gram bir animasyon, bir hikaye, bir konuşma, bir görüntü, hiçbir şey olmadığından olduğu gibi, yani saman gibi ilerledi oyun. O yüzden de ben de ona rağmen yine 8 bölüm falan, 7-8 bölüm görüntüm ve sesimle oynamaya çalıştım. Ta ki bug girene kadar, ondan sonra tekrar olunca da artık meğerse bir önceki ilk ve tek çektiğim no commentary gameplay tarzındaki oyun video tekmiş. Bununla birlikte kapanışı yapıyoruz. İşte 20 sezon oynadık. Sayıda normal şartlarda Kerim Abdülcabbar'ın arkasına geçmem lazım ama oyun devam ettirdiği için LeBron James, Kevin Durant falan, onları da geçmişler. Saymayı önemli. Bunlar, bu kadar yapmışız işte. Genel olarak zaten tek yıl sözleşme yaptırdığı için Golden'dan sonra Philadelphia'ya gitmiştik bildiğiniz gibi. Ondan sonra Cleveland'ı denedim, olmadı. Lakers'ı gittim, 2 yıl olmadı. Daha doğrusu bir yıl şampiyon olduk, ikincisinde olamadık. Boston'a gittim. New York, Chicago, 3 sezon en sevdiğim Michael Jordan'dan da ötürü Chicago. Gerçek şu anki dönemde Golden State taraftarıyım ama ondan sonra tabii ki Chicago geliyor. İkinci desteklediğim takım. Her zaman da destekleyeceğim takım. Lakers ve Boston'u da severim ama genel olarak 3 takım seçmem gerekirse Golden, Chicago ve Lakers'çıyım. Genel olarak iki batı bir doğu. Doğudaki Chicago'ya hayranlığım da Michael Jordan'dan geliyor. Neyse, Miami'ye gittim, olmadı. Orlando'ya gittim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Utah, Oklahoma'da 2 yıl kaldım. Denver, Memphis'e bir gittim. Utah'a döndüm. Ondan sonra tekrar Memphis'e geldim ki ondan sonra sezon bitti zaten. Ödüllerde gelecek olursak yine bug'dan ötürü, oyunun bug'ından ötürü yıllar bayağı eskiye kaymış. Bu 6'da kaldı, ona geç. 1999 MVP'si diyor. Yıllar bayağı kaydı. Aslında bizim ilk aldığımız MVP'lik 2017 MVP'li. Oyun bayağı her yılla beraber bug'ı da devam ettiği için bu yıllara çok takılmayın. Siz aldığımız 7 kere lig MVP'si oldum. 4 kez NBA şampiyonu olduk. En az öncekinde şimdi olduk. 4'ünde de finallerin MVP'si oldum. 20 kez All-Star'a seçildik ilk yılımızdan son yılımıza kadar istisnasız. 2018 dediğine dediğim gibi bakmayın, 2036 normaldi şu an, yani kaldığımız yılda. Geriye bastı.
12 kere ilk yılın ilk 5'ine seçildik. İlk 4 kez yılın ilk 4'üne seçildik. Bir kez yılın ilk 3'üne seçildik. 6 kez yılın defansif oyuncusu oldum. Arka arkaya kazandım sonra zaten. 9 kez birinci defansif takım. 5 kez ikinci defansif takım. Bir kez zaten başka da alınamayacağı için 6. oyuncuya düşebilirdim ama tek performansından ötürü düşmezdim artık yani. İlk zaten çaylak yılımda aldığımda yılın 6. oyuncusu, yılın çaylağı ve yılın çaylak beşine böyle seçildik. Gittik böyle. Birer birer şeyler. 89 sayı falan attık. Genel olarak kariyerimizi noktaladık. Yani ekstra bir şey yok. Türk bir oyuncu olarak ki oyunda da gördüğünüz gibi rakipte de vardı şeyler. Draft havuzundan Türkler de geliyor. Olabildiğince ilerletmeye çalıştım. Ödüller, awardlar falan filan. Kariyerle yapılabilecek artık daha başka hiçbir şey kalmadı. Dediğim gibi zaten ana menüye döndüğümde bitirdiğiniz geri dönün falan diyor. Neyse arkadaşlar bu seriyi burada noktalıyoruz. Dediğim gibi bir sonraki geçeceğim seri ki yine ilk defa oynayacağım seri. Umarım güzel bir hikayesi, animasyonu bir şeysi vardır. Bir uzun bir soluklu olur. Çünkü ben NBA'yi oynamayı çok seviyorum ama şimdiye kadar söyleyebilirim ki en beğenmediğim, hayal kırıklığına uğratan oyun bu oldu. 2K14'ü yıllarca oynadığımdan ötürü mü bilmiyorum. Yalayıp yuttum çünkü ezberledim onu. 2K14 şu an benim hala en favorim. Ama Michael Jordan'ın Edition'lı hali olan 2K16 ve Kobe Bryant'ın gözüktüğü Edition'lı hali olan 2017'nin hikayelerini beğendiğim için onları da üst mertebede tutabilirim. 2K15 dediğim gibi hiçbir şey yoktu ama en azından buna göre bile iyiydi bu. Çünkü aralarında 4 yıl bir gelişme payı var ama bu hiçbir halt yok. O da aynı dümdüz gitti, bu da aynı dümdüz gitti ve bunun ekstradan birçok hatası vardı. Yani bunu 9-10 bölüm çekeceğime onu 9-10 bölüm çeksem olurmuş. Neyse. Umarım dediğim gibi 2K19'un hikayesi, bir animasyonu vardır, bir hikayesi vardır. Çünkü 2K yıllardır bunu, yıllar önceden beri ilk işte FIFA 17'de denedi bunu. Alexander'la tuttu 17, 18, 19'da. PES'te yıllardır yapmasını bekliyorum, yapmıyorlar. 2K'ya da yıllardır diyorum futbol oyunu çıkarmıyorlar. Onlar da çıkarsalar çok güzel bir hikaye tabanlı bir oyuncu, yarattığımız bir oyuncu üzerinden önceki oyunlarda olduğu gibi güzel bir hikaye yapılabilir. Ailemiz, eşimiz, dostumuz olabilir. Ona göre bir ilerleme olabilir. Sahanın içinde ayrı ama sahanın dışında yaşadıklarımız ayrı olabilir. Ben onu işte çok istiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam ve yanlış duymadıysam 2K20'den itibaren yani 20'de, 21'de ve büyük ihtimalle son çıkan şu anki aktif olan 22'de de bayağı gelişmiş bir hikaye varmış galiba. Onları oynamayı dört gözle bekliyorum. 19 şu andaki hedefimiz. Umarım güzel olur. Yoksa bunun gibi onu da kısa kapatmak zorunda kalırım. Neyse arkadaşlar, yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videolara alakalı ve güzel videolara gidebilir. Buradan da kanala abone olup destekçim olabilirsiniz. Tam gaz devam ediyoruz. Bin bir çeşit oyunlar oynamaya. Spor tabanlı, değişik değişik oyunlar, hikaye tabanlı, FPS, aksiyon, strateji birçok oyunlara artık geçiyoruz. Online oyunları dediğim gibi bayağı bir azalttım. Future'ı bıraktım. Saçma sapan nakit sebebi yüzünden. Oyundaki yani adaletsizlik çok arttı. LoL'ü bıraktım. Oynayacak arkadaş eş dost olmayınca. Tek başına oynanmıyor. Bir tek online oyunlarda şu an Jot var. Jot'la alakalı da sezonluk zaten 6 veya 7 video. Maksimum 8 video geliyor zaten. Her sezon özel. Ekstra bir oyununu çekmeyeceğim çünkü zaten 230 bölüm oldu Jot. Kanalda birçok yine oynadığımız geçmiş şeye dönelik online oyunlar var. Valorant'ından PUBG'sine, Paladin'inden şeyine. Onlara dönüp oynayabilirsin ama online oyunları olabildiğince artık pek girmemeye çalışacağım. Ha böyle ilgimi çeken bir online oyun olabilirse girebiliriz. Warzone da vardı, onu da söylemeyi unuttum. Ama genel olarak hikaye tabanlı oyunlara daha çok odaklanmam gerektiği için şey yapacağım. Yine günlük zaten oynuyorum, oynayacağım oyunları ama neyse daha fazla uzatmayalım. Yeni videolarda yeni serilerde görüşünceye kadar kendinize bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet.